Tarihinde bir takım dönemeçleri simgeleyen binaları falan, bunları sevmese de korumakla yükümlüdür diye düşünürüm ben. Ya mesela Alman Çeşmesi diye Sultanahmet'te bir bina vardır, hiç sevmem. Son derece zevksiz ve yapay bulurum. Yani o zamanın Alman kafasının tasavvur ettiği bir oryantalizm biçimi bir şey, böyle kubbesi mubbesi falan. Ama yani onu bir şekilde berhava etmek aklımın kıyısından geçmez. Yani çirkin de olsa bir şey, yani bir şeyi temsil ediyor. Tarihte bu olmuş. Şeyde Atatürk Kültür Merkezi'de böyle ve şeyde değil yani. Hani Alman Çeşmesi için kullanacağım negatif estetik yargıları da kullanmam yani. Pekala bir binadır. Ama işte o konuda da yazdığım zaman da söyledim, şeyden de yararlanarak, bizim Semih'in de söylediğinde, yani bir binayı korumaya niyet ettiğin zaman korursun. Ve yani restore etmeye niyet ettiğin zaman restore edersin. Yani burada da yani bunun yani nesnel gerçeklik olarak, yani bu bina için yapacağımız bir şey yoktur diyecek bir durum yok. Ben bu binayı sevmiyorum, onun için de bu halde bırakıyorum demenin ancak bir şeyi var, bir mantığı ve şey, geçerliliği var. Tabii bir takım ideolojik sınırlamalarla da hareket ediliyor herhalde. Evet. Yani böyle değerlendirmelere giriliyor. O tartışılırken yine şey, o zaman Tayyip Erdoğan başbakandı diye hatırlıyorum ve burada yine opera binası yapacağız. Evet, evet. Böyle güzel bir şey, barok filan dedi. Yani Allah Allah. Vaktiyle barok bir şey yapılmışsa onu restore ediyorsan tamam, başımla beraber, ama yani bu modern bir bina olarak yapılmış. Opera binaları barok olur diye bir kural yok. 21. yüzyılda barok bir şey yapmak da çok anlamlı bir faaliyet değil yani.